yapılan duruşmaları sonunda Türk kuvvetleri lehine casusluk ettikleri anlaşıldığından idamlarına karar verildi. Sen Mehmet Salih, son bir diyeceğin var mı? Yaşasın Mustafa Kemal Paşa! İsmail Hakkı, senin bir diyeceğin var mı? Yaşasın Kuvayi Milliye! Sen Mehmet Ali! Aleyhimdeki bütün üstadları şiddetle reddederim. Ankara'ya sırf Kuvayi Milliye'nin hizmetinde çalışmaya geldim. Peki, İstanbul hükümetinin buradaki ajan ve hafiyeleriyle temas ettiğin tespit edilmiş. Buna ne diyeceksin Necat Bey? Kimlerle? Elinizde müsbet bir delil var mı? Evet, burada birçok arkadaşlarım var. İşlerinden bazıları sizce şüpheli olabilirler. Ama ben bunu nereden bilebilirim? Devlete bunca hizmetim var. Herhalde aranızdan beni tanıyanlar da çıkar. Niçin onlara sormuyorsunuz? Sen Şamal! Beni tanırsın. Niçin susuyorsun? Kendisini İstanbul'dan tanırım. Emniyeti umumiye hizmetinde çalışırdı. Harpte birçok yararlılıkları görülmüştür. Dürüst ve vatansever bir arkadaştır. Kendisine kefil olun. Paşa Hazretleri Kemal Bey'i istiyorlar. Siz buyurun, biz işi neticeye bağlarız. Çalılık hattı Kumdere'ye kadar uzanıyor. Burası tahkimat mıntakası. Bir senedir kuvvet yiyorlar. Gelin. Hoş geldin evlat. Arkadaşlar bizi yalnız bırak. Yaklaş bakalım. Bu sabah cepheden aldığımız bir habere göre düşman dün en kuvvetli 3 ajanımızı kurşuna dizmiş. Böylece düşman hatlarına soktuğumuz bütün arkadaşlar şehit edilmiş bulunuyor. Anlaşılan istihbarat teşkilatları çok kuvvetli. Yaklaş. Şu gördüğün hatlarda düşman bir senedir tahkimat yapıyor. Şimdilik cephe sakin. Fakat onları buradan söküp atmak için bütün tahkimat planlarını elde etmeye mecburuz. Maalesef onlar bizden çok kuvvetli. Bu planları ne bahasına olursa olsun elde edeceğiz. Elimizde aralarına sokabileceğimiz tek bir ajan kaldı. Kim paşam? Ben. Beni nereye göndereceksiniz? Ölüme. Cephede düşman karargahına girmen lazım. Diğer taraftan İstanbul teşkilatımızdan çok iyi bir rapor aldık. Şu anda Herald Tribune gazetesi muhabiri Mr. Harry Dixon, Anadolu harekatını düşman saflarını takip etmek üzere gazetesinden talimat almış bulunuyor. Birkaç güne kadar İstanbul'dan cepheye hareket edecek. Seni onun yerine cepheye göndermeyi düşünüyoruz. Düşman lisanını da ana dilin gibi konuşuyor. İşte rapor. Zekana, meharetine güveniyoruz. İstanbul'la ORA teşkilatına seninle temas etmeleri için emir verildi. Bütün talimat zarfın içinde yazılı. Yolun açık olsun. Milletime, bayrağıma, son nefesime kadar sadakatle hizmet edeceğime yemin ederim. Ve bilhassa gizli istihbarat dairesinden Kemal Bey'in hüsnü şehadeti ve kefaletiyle tahliye edilmesine ittifakla karar verildi. Allah ömürler versin efendim. Allah devlete, millete zeval vermesin. İstanbul. İngiliz Kemal yeni vazifesine başlamak üzere o gece Ankara'dan İstanbul'a hareket etti. Kemal orada eski bir dostunun yardımına güveniyordu. Genç, güzel ve becerikli bir dost. İngiliz Kemal namıyla maruz sergerdiği ihbar edene nakdi mükafat olarak 1000 İngiliz lirası. Aman güzel sarışın, can yakıyor bakışın, sonu boş mu çıkacak bu kadar yalvarışın,
Bugün seni sevdi, gel üzme beni şimdi, ayrılamam ben senden. Bugün seni sevdi, gel üzme beni şimdi, ayrılamam ben senden. Yattın canım yattın, küstüm kara bahtıma, kucağından uzattın. Bugün seni sevdi, gel üzme beni şimdi, ayrılamam ben senden. Bugün seni sevdi, gel üzme beni şimdi, ayrılamam ben senden. Soruyorlar. Durma buralarda. Harry Dixon isminde birini tanıyor musun? Evet. İçeride. Aranız nasıl? Ne istiyorsun ondan? Bu ne şeref Matmazel? Şöyle buyur, şöyle. Teşekkür ederim. Az kalsın gelmeyeceksiniz zannetmiştim. Şeref var.
Ne arıyorsun burada? Sen kimsin? Rica ederim, zararlı çıkarsınız. Ben size ve milletinize karşı sevgi ve saygıdan başka bir his beslemeyen bir Türk'üm. Ne istiyorsun? Pasaportunuzu, hüviyetinizi ve diğer bazı evrakım ister Harry. Vaktimiz çok dar Mr. Harry. Yardım etseniz de işimizi bitirip hep beraber gitsek. Şakamız yok Harry. Mustafa Kemal'in adamlarından mısın? Her Türk gibi bundan şeref duyarım. Evrakınız nerede? Bilmiyorum. Üçüncüsü bağırtmaz aslanım, gık demeden soluğu keser. Mr. Harry, bizi yapmak istemediğimiz şeylere zorlamayın. Evrakınız nerede? Kasada. Ne göreceksiniz beni? Kısa bir zaman için misafirimiz olacaksınız. Endişe edecek bir şey yok. Bütün konforunuz temin edilecektir. İlk fırsatta evrakınıza ve hürriyetinize kavuşursunuz. Vaydutlu canınızı ödeyeceksiniz. İstiklal ve namus için dövüşen insanlara bu temennide bulunmanızı hiç istemezdim. Bağla gözünü. Bu iyiliğini unutmayacağım Blanche. Bana ve memleketine nasıl bir yardımda bulunduğunu tasavvur edemem. Gidiyoruz. Kim bilir bir daha ne zaman görüşeceğiz? Harp bu. Hiç belli olmaz. Bugün burada misafir olacaksınız. Yarın arkadaşlar sizi daha iyi bir yere nakledecekler. Yalnız vedalaşmadan önce ufak bir işimiz daha olacak. Buyurun. Sizin konsolosluğa telefon edeceğim. Söylediklerimi aynen tekrar edeceksiniz. Kusura bakmayın, harp bu. Alo, kimi istediniz? Ben Herat Tribune muharilerinden Harry Dixon. Oh, sen misin Carter? Lütfen bana Williams'ı çağırır mısın? Bir dakika, şimdi çağırırım. Mr. Williams, telefon! Telefona çağırıyorlar. En ufak bir ihtiyatsızlık beni çok üzer Mr. Harry. Konuştuklarımızı aynen tekrar edeceksiniz. En ufak bir imalı söz istemem. Anlaşıldı mı? Alo? William sen misin? Ben Harry. Azizim senden bir ricam var. Şu sıra biraz meşgulüm, anlarsın ya. Evet, tam tahmin ettiğin gibi. Blanche var yanımda. Maxim bardaki kız canım. Bırakmıyor beni. Doğrusunu istersen ben de pek ayrılmak istemiyorum. Bırak kızı bulsam ayrılmam. Cepheye ne zaman gidiyorsun? Hemen bu akşam. Yo, biletim hazır. Senden ricam... Oradaki işgal kumandanına benim ağzımdan bir telgraf çekmen. Tabii. Konsolosluk kanalıyla. Pekala. Seni dinliyorum. Birinci bölge, işgal kumandanlığı, istihbarat dairesi, başkanlığına. Cuma akşamı, mesajeri Martini kumpanyası, St. Etienne vapuru ile geliyorum. Harry Dixon. Herat Tübi muhariri. Çok teşekkürler Williams. Belli olmaz. Hoşça kal. Başka bir emriniz? Rüyamız bu kadar. Kısa bir zaman içinde olsa hürriyetinizden mahrum ettiğimiz için tekrar tekrar özür dilerim. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Şerefli bir insan haydutların elini sıkmaz. Akıllı bir insan da sözünü tartmadan konuşmaz.
adam da. İsminizi lütfeder misiniz Mesih? Ah, Harry Dixon, New York Herald Tribune gazetesi muhabiri. Pardon Mesih. Ah, buyurun muhterem Fede. Merci mon enfant. Memnun oldum Mr. Harry. Sizi ilk nazarda tanıyacağıma arkadaşımla bahse girmiştim. Ben İşgal Kuvvetleri İstihbarat Dairesi Kumandan Muavini. Ve generalimizin emir subayı. Sizi karşılamaya memur edeyim. Albayımız bizzat burada bulunamadığından özür diliyorum. Buyurunuz. Alakanıza minnettarım. Mr. Harry Dixon, ordumuz adına sizi selamlamakla şeref duyarım. Kıymetli ordunuzun alakası karşısında minnettarlığımı ifade eden acizim. Rica ederim, vazifemiz gidebilirsiniz. Eşyalarınızı derhal Kramer Palas'a yollayalım. Bütün ecnebiler o otele inerler. Buyurun. Amerikalılar bizim hakkımızda neler düşünüyorlar söyleyin bakalım. Fikirlerini buradan bizim göndereceğimiz haberlere göre verecekler. Hakikati bizzat gözlerinizle görebilmeniz için elden gelen bütün yardımı yapacağım. Oh, Suzy! Bu ne şeref Suzy? Yoksa bir emrin mi var? İstanbul yolcuları arasında bir tanıdığım var. Onu karşılamaya gelmiştim. Geçerken uğrayayım dedim. Müsaadenizle size New York Herald Tribune gazetesi muhabiri Mr. Harry Dixon'ı tanıtayım. Mademoiselle Suzy, kor generalimizin kızları. Mademoiselle. Memnun oldum. Kendileri bizim ordu saflarında harekatımızı takip edip yabancı basına bildirecekler. Bilhassa babanızla bir röportaj yapmayı çok arzu ederdim Mademoiselle. Bu arzunuzu kendilerine bildireceğim. Yarın sabah saat 9'da burada buluşalım. Derhal bir toplantı tertip ederim. Çok naziksiniz albayım. Sizleri daha fazla rahatsız etmeyeyim. Yarın sabah saat 9'da sizi bekliyorum. Memnuniyetle. Teşekkür ederim albayım. Çok kibar ve yakışıklı bir genç. Ayağımıza kadar gelen bir propaganda vasıtası. Bu ziyaretin için sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. İzah mı ediyorsunuz albay? Şifreyle haber vermişler. Parola. Parola Akdeniz Yıldızı. Arkadaşlar, beklediğimiz genç geldi. İngiliz Kemal. Bunlar da bizim teşkilattan. Tanıştırayım. Binbaşı Sacit Bey. Binbaşı Alaaddin Bey. Yüzbaşı Eşref Bey, Emniyet-i Umiye'den Ekrem Bey. Ben de Kaymakam Hayri. Gel otur bakalım. Biz bir arkadaş vasıtasıyla senden haber alır, icap edeni de sana bildiririz. Parola, cepheye yeni mi geldiniz Mesih olacak? Arkadaşın ismi Kerim'dir. Seni adım adım takip edecek. Beni tanıyorum. Merak etme, o seni bulur. Çok sıkılma, buraya gelme delikanlı. Yalnız yarın ikinci caddede Hasan'ın kahvesinde bulun. Seni civar teşkilatın azalarıyla tanıştıracağız. Saat tam 2'de orada olursun. Dikkat et. Karşındaki albay son derece kurnaz ve sinsidir. İşi en kısa zamanda halletmeye mecbursun. Hapsettiğin gazeteci her an başımıza bir iş açabilir. Thank you.
Hayrola ha? Nereye? Tut ki bu odadan çıktın. Bahçe kapısına kadar nasıl gideceksin? Hı? Pencereden bak, bekleyenleri gözünle gör. Bu yaptığınız haydutluktur. Ne hakkınız var beni hapsetmeye? Hem üç güne kadar foyanız meydana çıkacak. O zaman hepinizi, hepinizi! Yemeğiniz efendim. İstemem, geri götür. Bırak kalsın. Başka bir emriniz? Var, viski. Eğer yoksa Fransız Konya. Ha? Anladım. Başka bir sıkıntın var mı? Mamafi getiririz. Duydun ya Ali. Hadi bakalım. Kuvvetleri kumandanıyla randevum vardı. Gazete yapacağım röportajı bekliyordu. Merak etme. Bizim deli olan hazırın için o işi de yapar. Evet. Türk ordusunun son deferine kadar imha edilmesi bir gün, hatta bir saat meselesidir. Eğer müttefiklerimiz bize mani olmasalardı, şimdiye kadar çoktan hedefe varmıştık. Türklerin de ordularını kuvvetlendirdikleri söyleniyor. Ne dersin? Tam bir ay sonra ne kadar yanıldıklarını anlarlar. Arkadaşımız bir aya kadar Türkler arasında çöküntü olabileceğini söylemek istedi. Lütfen bu son kısmı gazetenize yazmamanızı rica edebilir miyim? Emredersiniz. Gazetecilik vazifemi yaparken size de yardım etmek isterim. Teşekkür ederim. Konuşmamız lazım, şifreyle rapor aldık. Havalisler çok mu fena, ne oluyor? Çok fena. Affedersiniz. Topladım. Maalesef görüşmemizi burada kesmeye mecburum. Cepheden çok mühim haberler aldık. Toplantımız bitinceye kadar kızım Suzy sizinle meşgul olacaktır. Son derece sempatik ve anlayışlı bir babanız var. Diğer arkadaşlarım bu röportajı yapabilmek için canlarını verirler. Hı? burası güzel bir şehir. Fakat kan ve barut kokan bir havası var. Sizin gibi güzel bir kızın yaşayabileceği yer değil. Biliyor musunuz? Siz bu güzelliğinizle bütün Amerika'yı bir anda fethedebilirsiniz. Siz tanıdığınız her kızı iltifat yağmuruna mı tutarsınız? Siz de hakikatlerden bu kadar uzak mı yaşarsınız? Teşekkür ederim. Burada çok kalacak mısınız? Burada kalmam göstereceğim başarıya bağlı. Doğrusu sizi tanıdıktan sonra bu şehirden ayrılmak bana çok acı gelecek. Cüretimi mazur görün. Sizi bir daha ne zaman görebilirim? Kimsesiz bir gazeteciyi bu şehirde yapayalnız bırakmaya acımaz mısın? Çok, çok cüretkarsınız. Siz de çok merhametsizsiniz. Güzelliğinizin esirlerine hiç...
Rica ederim Mr. Harry. Yarın nerede buluşuyoruz? Oh, siz çıldırmışsınız. Aksini iddia eden yok ki. Siz çıldırdınız. Hı-hı. Geliyorsunuz Hı-hı. demek. Oh, teşekkür ederim. Gelin albayım, tuzağa düştüler. Türk Gizli Teşkilatı'nın reisleri aşağı mahallede Hasan'ın kahvesinde buluşuyorlarmış. Casusumuz Hayri Bey Hasan'la konuşurken dinlemiş. Anlatsana. Kahveye çırak olarak girdim günden beri, bütün hareketleri kontrol ediyorum. Hasan'la Hayri Bey konuşurlarken duydum, bugün üçte toplanıyorlar. Hazırlanın. Pardon Mesih, kibritiniz var mı? Teşekkür ederim Mesih, buraya yeni mi geldiniz? Kerim, Sena! Evet, ta kendisi. İşte hemen kahvede bekliyorlar. Mersi Mesih! Telgraf başına geçiniz. Çok iyi haberlerim var. Güzel. Toplantı başladı. Aralarında bir de tanımadığım adam var. Sen önden git, biz de geliyoruz. Başüstüne. Evet. Güney bölgesinden iki tümenin batı cephesine naklini. Sevkiyatın tam bir gizlilikle yapılmasına karar verilmiştir. Ayağa kalkın, eller yukarı! Şu kapıdan! Vay namussuz! Sen ha! Basıldık, evrak toplayın, değilsen kaçalım. Thank you.
yok bunların içinde. Buradan kaçmış olacaklar komandanım. Kahvedekileri sorguya çekin. Nasıl bir adamdı bu yeni gelen? İyi göremedim ki efendim. Yüzünü saklıyordu. Siz boyda, orta yaşlı. Görsem belki tanırım. Kimdi o yabancı? Size soruyorum. Kim Dahir Bey'in yanına gelen o yabancı? Tanıyan yok mu? Konuşun, konuşun diyorum size. Tanıyan yok mu o yabancıyı? Pekala. Sıkılırsın deli. Kumandanım, bir Amerikan gazetecisi geldi. Odanızda sizi bekliyor. Geldiniz Mr. Harry. Doğru sizi beklemiyordum. Niçin? Beklememeniz için bir sebep var mı? Yok. Ne münasebet. Baskından geliyorum. Bir Türk istihbarat merkezini ele geçirdik. Biz sizden böyle basit şeyler değil, dünyayı yerinden oynatacak havadisler bekliyoruz. Olacak. Hem de çok yakın. Sabahki röportajım gazeteye gönderilmek üzere hazır. Okumak istemez misiniz? Hakkımızda çok sitayişkar bir lisan kullanmışsınız. Ordumuz adına teşekküre borç bilirim. Buyurun, siz gönderin. Nasıl olur? Size iyi niyetimi göstermek istiyorum. Bütün havadisleri sizin kanalınızla göndereceğim. Gazeteye de benim cephede olduğumu yazarsanız daha iyi olur. Tam mesleğinizin adamısınız Mr. Harry. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Vazifemiz. Geçerken gördüm. Ne de çok askeriniz varmış. Memleketten iki tümen daha geldi. Ama çok gizli tutuyorlar. Harry, sana itimat ettiğim için söylüyorum. Sakın gazetene yazma. Yok, korkma canım, yazma. Ama niçin gizliyorlar? Herkes kuvvetinin fazlalığıyla övünür. Öyle ama geçen hafta çok zayiat vermişiz. O tümenleri doğuya göndereceklermiş. Bırakalım böyle laflar. Biraz da kendimizi düşünelim. Düşman zayiatı çok ağır. Şark cephesine yeni iki fırka sevk ediliyor. Alo. Alo. Evet. Tahmin ettiğiniz gibi.
Matmazel Suzy'ye rica ediyorum. Oh, siz misiniz? Ben teyzesiyim efendim. Suzy Amerikalı gazeteciyle çıktı. Ya, öyle mi? Lütfen aradığımı söyleyiniz. Hürmet. Kızından öğrendiğime göre düşman Türk taarruzuna ihtimal vermiyor. Tedbirleri noksan. Evet, içeride. Arkadaşlarıyla eğleniyor. Amerikalı gazeteci de burada. Rahatsız ettim. Teşekkür ederim. Çok İkinci tümen doğu hattını tutmuş. Biz buradan güneye hareket edecekmişiz. Yardım gelmezse vaziyetimiz çok kötü. Öyle tahmin ediyorum ki belki de bu son ziyafet. Vaziyetimizi oldukça tehlikeli görüyorum. Dediniz. Yoksa gene Mr. Er ile mi çıktılar? Evet. Albayım, bilirsiniz ki sizi sever takdir ederim. Suzy'yi babasından istemek için daha ne bekliyorsunuz? Ne demek istediğimi anlıyorsunuz herhalde. Anlıyorum madem. Beni ikaz ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kısa bir zamanda bir erkeğe bağlanacağımı aklıma getirmezdim. Senin yanında hayat bana tatlı bir rüya gibi geliyor. Ben rüya değil, hakiki saadeti istiyorum. Ama tatlı bir rüyanın hakikat olduğunu görmek istemez. Beni dinle Suzy. Seni çıldırasıya seviyorum. Amerika'da vaziyetim iyi. Kazancım da yerinde. Dünyada tek emelim ve... senin gibi bir kızla... Ah oh, Suzy, benimle evlenir misin? Suzy cevap vermedin. Yoksa beni... Oh, hayır sevgilim. Seni dünyalar kadar seviyorum. Ama bu evlenme... Oh, yani evlenmemiz... şimdilik aramızda bir sır olarak kaldı. Yoksa bir mani mi var? Bu gece bize yemeğe gel. Orada her şeyi daha iyi anlarsın. Sayın generalimiz, kendilerine karşı olan derin saygı ve bağlılığımı herhalde takdir ederler. Aileme gelince, iki asırlık şerefli mazimizden cesaret alarak... kızınız Matmazel Suzy ile evlenmek hususundaki arzumu... Çok memnun oldum albayım. Seni ailemde damat olarak görmekle şeref duyarım. Ancak... bu her şeyden evvel Suzy'nin bileceği bir iştir. Kendilerinin bu samimi hislerime lakayt kalmayacaklarına inanıyorum. Mr. Eredikson, Matmazel Suzy'nin davetlisi olarak geldiler. Albayım, şu Amerikalı ile biraz meşgul oluver. Bunlar çok saf adamlar, ne söylersen inanıyorlar.
Müsaadenizle. Mr. Doğrusu gazetenizi ihmal ediyorsunuz. Bizde hiç göründüğünüz yok. Mademoiselle Suzy, topraklarınıza kazandırdığınız bu güzel şehri bana tanıtmak lütfunda bulundular. Müsaadenizle. Müsaadenizle. Nihayet kalbimin kuşları uçtular. Bir daha da geri dönmediler ya. Son günlerde mesleğinizi alakadar eden haberlere bile aldırış ettiğiniz yok artık. Mesela dün Türklerin 6 gizli cephanelini ele geçirdik. 20'ye yakın Türk öldürdük. Bunları gazetenize yazmayacak mısınız? Yok, hayır. Müsaade eder misiniz Mr. Harry? Bu gece çok meşgulsün galiba. Seninle ikimizi ilgilendiren hayati bir mesele hakkında konuşmak istiyorum. Başka bir zaman albayım. Çok yorgunum şimdi. Bu Amerikalıyla çok samimisin. Hiç hoşuma gitmiyor. Hareketimde tamamıyla serbestim sayın albayım. Size gelince, kadınları emreden erkeklerden nefret ederim. Adam hiç hoşuma gitmiyor. Farkındayım. Suzy ile arası çok iyi. Ondan kurtulmam lazım. Öyle bir şey yap ki kabahati Türklere yükleyebilirim. Anlıyorsun ya. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Sersemler, kör herifler, şehrin tam ortasında iki adamımızı vuruyorlar, faillerden hiçbirisi yakalanmıyor. Albayım, buna ne cevap vereceksiniz? Bu gizli Türk teşkilatının işidir generalim. Orası muhakkak. Fakat adamlarınız o saatte orada ne arıyorlardı? Yoksa onları vazifeyle mi göndermiştin? Hiçbir vazifeleri yoktu. Herhalde tesadüfen bulunuyorlardı orada. Çok tuhaf, çok tuhaf. Bu hadisenin failleri derhal yakalanmalı. Bu iş bana çok esrarengiz gözüktü. Ne dersiniz, acaba hakikaten? Çok şüphelendim. Bir an bile peşini bırakmayın. Yoksa Mr. Harry Dixon...
çok fena bağlandım Harry. Her geçen gün sensiz yaşayamayacağımı daha iyi anlıyorum. Sen dünyanın en tatlı kızısın Suzy. Müsaade edersen artık dönelim. Merak ederlersin. Kim merak edecek? Babam cepheye gitti. Teyzem de onu yalnız bırakmak istemedi. Koskoca evde yalnızım bu gece. Baban cephede de mi? Dün gece generallerle konuşuyordum. Tahkimatı teftiş edecekmiş. Cephemizde bazı gedikler var diyordu. Baban çok ihtiyatlı ve kurnaz bir kumandan. Hakikaten öyledir. Harita üzerinde onlara zayıf noktaları o kadar ustalıkla gösteriyordu ki ben bile vaziyeti kavradım. Nasıl olur? Seni toplantıya mı sokuyorlar? Hayır canım, tesadüfen işittim. Bu sabah çalışma odasında gizli haritaları bile gördüm. Babanın evde olmayışından istifade etmeyecek miyiz? Bütün gün kendilerini takip ettim. Matmazel Suzy ile kırlarda dolaştılar. Sonra beraberce generalin evine gittiler. Bu türkü gözden kaçırmayın. Ben emredince tevkif edeceksiniz. Olur. Önce bizim casusa gösterin, bakalım tanıyorum. Peki. Demek Amerika'da 70 katlı bir binanın tepesinde oturacağız. Daha yükseği de yapılırsa oraya geçeriz. Beni daima sevecek misin? Bir deli gibi. Beni her gün öpecek misin? Olmadı. Olmadı. Olmadı, olmadı. Tanıdım. Kaymakam Harry'nin adamlarından Kerim. Bizimki adamı tanıdı albayım. Kendisi kaymakam Hayri'nin adamlarından Kerim'miş. Derhal tevkif edip konuşturmaya bak. Bir dakika. O Amerikalı... O Amerikalı evde mi? Sevgilim benim. Konuşturabildiniz mi? Tek laf etmiyor. Buyurun, sizi bekliyorum. Demek konuşmamakta ısrar ediyorsun hala. Benden bir şey öğrenemezsiniz. Sana bir saat mühlet. Ya konuşursun ya da kurşuna dizilirsin. Ben gelinceye kadar hazırlık ikmal edilsin. Konuşur seni hala. Devam.
Sizden başka kim var yukarıda? Amerikalı gazeteci kumandanım. Budalalar! Bir yabancıyı nasıl olur da bu saate kadar bırakırsınız? Generalin odasındaki ışığı siz mi yaktınız? Hayır efendim, ışık gelmiyordu ki. Kim var yukarıda? En ufak bir şeyden şüphelenirseniz hemen ateş edin. Evin etrafını kordon altına alsınlar. Acaba siz ne arıyorsunuz albayım? Bir haini. Casuslarla uğraşmaktan sinirleriniz bir hayli bozulmuş. Herhalde hain kelimesiyle beni kastetmiyorsun. Derhal Mr. Harry'den özür dileyeceksiniz. Gecenin bu saatinde bu evde ne arıyorlar? Mr. Harry ile bu gece nişanlandık. Kendisi bu evde ve odamda benim izinle bulunuyor. Şahsi işlerinizi vazifenize alet etmekle aczinizi ve zavallılığınızı ispat ediyorsunuz. Beni elde edemediğinizden sevdiğim adama alçakça isnaflarda bulunuyorsunuz. Bu gece evde, burada bazı esrarengiz hadiseler olduğundan şüphelendik. Vazifem icabı bunları tahkike mecburum. Bu gece yalnızdan hiç ayrılmadı mı? Ayrılmadı. Derhal kendisinden özür dileyeceksiniz. Derhal!
Özür dilerim. Yalnız şunu hatırlamama müsaade edin. Misafirperverliğe ihanet dünyanın her tarafında alçaklık olarak telakki edilir. Sizi karargaha kadar götüreceğim. Mesleğinizle alakadar eden bir merasimde bulunmanızı rica ediyorum. Bu mesut gecenizde sizi rahatsız etmek istemezdim. Sana son şansı veriyoruz. O Amerikalıyı niçin takip ettiğini söyle. O zaman idamdan kurtulursun. Ediyordu, farkında değil misiniz? Kendisi Türk ajanlarındandır. Kaymakam Hayri'nin gizli teşkilatına mensup. Sizi niçin takip ettiğini söylemezse hemen kursuna dizilecek. Mister'e dikkat edin, belki çaresini tanırsınız. Sayeniz ölümden kurtulur. Tanıdınız mı? Konuşmazsan derhal kursuna dizileceksin. Seni buradan kimse kurtaramaz. Kusursuz o mensuplara. Konuşsana. Müdafasız insanların ölümünden zevk almak dünyanın her tarafında alçaklık olarak telakki edilir. Biz sadece vazifemizi yaptık. Buyurun gidebilirsiniz. Mühim bir şifre geldi. Kurye odanızda sizi bekliyor. Saflarını terk ederek ordumuza iltihak eden padişah taraftarları kor general ve yanındakilerle birlikte oraya hareket ediyorlar. Güzel. Çok padişah güzel. Taraftarlarından öğrenildiğine göre Türk casusu İngiliz Kemal ordumuz hakkında malumat toplamak üzere orada bulunmaktadır. Kendisi İngilizce, Fransızca ve bilhassa bizim dilimizi iyi konuşur. Eşkali ilişikteki evrakta bildirilmiştir. Tam onun eşkali. Bu haberden kimseye bahsetmeyeceksin. Hatta kor generale bile. Ne var? Türk Gizli İstihbarat Merkezi'nin yerini bulduk. Baskın müfredesi emrinizi bekliyorum. Derhal hareket edeceğiz. Baskını ben idare edeceğim. Thank you.
maalesef sabaha karşı kurşuna dizdiler. Düşman albayı hüküm infaz edilmeden İngiliz Kemal'i de getirtti. Kerim fedakar bir arkadaştı. İntikam alınacaktır. İngiliz Kemal geliyor. Fakat onlar da aynen hafızamdı.
ben ölsem de kıymeti yok. Bütün arzum bu planların Ankara'da Mustafa Kemal Paşa'nın eline geçmesi. Onu bizden esirgeme. O benim ve bütün Türk milletinin arzusu. İltihak eden padişah taraftarı ajanlardan öğrenildiğine göre şu anda Türk casusu İngiliz Kemal ecnebi hüviyetiyle ordumuz hakkında malumat toplamak üzere şehrimizde bulunmaktadır. Eşkali ilişikteki notta tarif edilmiştir. Türk casusu denizde kaçmış kumandarım. Ben bir yere uğrayıp geleceğim. Buyurun. Beni beklemiyordunuz herhalde Mr. Harry. Doğrusu beklemiyordum. Fakat görüştüğümüze memnun oldum albayım. Buyurmaz mısınız? Dün geceki hadise için sizden özür dilemeye geldim. Ne izah ediyorsunuz? Centilmenliğinize hayranım. Barışmamızı kutlamak için sizi bu akşam generalin evindeki toplantıya davet ediyorum. Sayın Kor Generalimiz herhalde müstakbel damatlarını görmekle bahtiyar olacaklardır. Kor General teftişten döndüler mi? Haberiniz yok mu? Galiba nişanlınızı görmeye bile vakit bulamıyorsunuz. Çok çalışıyorsunuz biz Terevi. Bu kadar faaliyet bir insanı genç yaşında öldürür. Şerefinize. Sizin ve nişanlınızın şerefine. Ama sizin de memnun olacağınızdan o kadar emindim ki babacığım. Hem biz birbirimizi deli gibi seviyoruz. Memnun oldum kızım. Allah sizi mesut etsin. Bu gece resmi kabulden sonra kendisiyle görüşür, her şeyi hallederim. Ah, babacığım. Öyle mesudum ki. Suzi, bu gece çok davetlimiz olacak. Aralarında Türkler de var, ona göre hazırlan. Geceki hareketimden dolayı özür dilerim. Teşekkür ederim. Acaba Türkler neredeler? Onları yandaki salona aldık. Herhalde birazdan içeri girerler. Aa, bakın. Bazı işlerim çıktı. Geciktiğim için özür dilerim. Merak etmeye başlamıştım. Babamla görüşmeyecek mi? ...hitap edebileceğim için cidden bahtiyarım. Teşekkür ederim efendim. Oo, bakın kimler geliyor. Gelin sizi tanıştırayım. Oo, merhaba Kemal Bey. Boşuna zahmet etme, etrafın sarılı. Harry, bunun manası ne?
Şöyle ilginç şakam yoktur. İdama kadar zindanda kalacak. Havalisler fena arkadaşlar. Buradaki gizli teşkilatımızın merkezi basılmış. Kaymakam Hayri Bey ile arkadaşları şehit edilmişler. İngiliz Kemal bir hıyanete kurban giderek yakalanmış, hakkında idam kararı verilmiş. Böylece bütün ümitlerimiz kaybolmuş bulunuyor. Bu gece istediğini yerine getirecek. Sizi görüştürecek. Teklifimi söyledin mi? Hayır. Deli misin sen? Böyle şeyler hemen söylenmez ki. Şunu bil ki çok tehlikeli iş yapıyorsun Suzy. Ne de olsa bizim düşmanımız. Bu gece saat 10'da kapının önünde bulun. Dikkat et, babanın haberi olmasın. İkimizi de öldürür. Atıyorsunuz. Yaptığımız şey çılgınlıktır. Düşünün ki harpteyiz ve bu genç düşmanımız. Gerçi size olan hürmetim sonsuzdur. Fakat... bana güvenebilirsiniz matmazel. Elimden geleni yapacağım. E tabii imkan olursa. Bu iyiliğinizi hiçbir zaman unutmayacağım. Yerek fenalık ettim. Mecburdum buna. Biz milletimiz, vatanımız için çarpışıyoruz. Şu anda bizim için benliğimizin, hislerimizin hiçbir kıymeti yok. Sana bu fenalığı yapmak istemezdim. Pişman değilim Kemal. Seni sevdim. Ebediyen seveceğim. Birbirleriyle harbeden iki milletin çocukları. Seni seviyorum. Seviyorum. Dünya vız gelir bana. Yurdum işgal altında. Vatanım emrederse sana silah çekmekten bile kaçınma. İstersen öldür beni. Fakat sevdiğini söyle. Bütün kalbimle, bütün benliğimle seninim. Her şeyine, her şeyine hak veriyorum. Sen mert ve asil bir kızsın. Seninle bu şartlar altında karşılaşmak istemezdim. Beni affet ve unut. İdama mahkum bir casusum ben. Bu hücrede ölümü bekleyerek son dakikalarımı yaşıyorum. Halbuki senin önünde bütün bir hayat var. Kemal! Kemal! Kemal!
Beni unutsun. Sana saadet dilemekten başka bir şey gelmiyor elimde. Demek idam edileceğim. Ne zaman? Öbür gün şafak vakti. Onu kurtarmanın çaresi bulunamaz mı? Fakat... İnsan istedikten sonra... her fedakarlığı yapmaya razı. Bin İngiliz lirası. Ne dersiniz? Fakat imkansız bir şey istiyorsunuz benden. 1500 İngiliz lirası. Bütün mücevherlerim emrinizde. Fakat bunun cezası idamdır. 3000 İngiliz lirası. İnanın ki mesele parada değil. Bulmaya çalışırım. Siz burada çabuk gidin, ben size haber gönderirim. Bu iyiliğinizi hiçbir zaman unutmayacağım. Hiçbir zaman. Kadar kaçıracaklar. Hapishane müdürü parayı ve mücevherleri istiyor. Bavulların için hazırlıyorsun. Onunla kaçacağım. Çıldırdın mı sen? Hayır, hayır, bunu yapamazsın. Gençliğin istikbalini düşün. Boşuna uğraşma. Kimse beni kararımdan döndüremez. Deli gibi seviyorum onu. Beraber kaçacağım. Fakat düşmanımız... aşk düşmanlık dinlemez. Benden son bir ricam var teyze. Bu mektubu zindan müdürüne ver. Kaçırırken Kemal'e versin. Çok mühimdir. Merak etmeyin, kendisine veririm. Kendisini yarım saate kadar kaçırtacağız. Siz kimseye görünmeden gidin buradan. Korkmayın, bana itimat edebilirsiniz. Versin adam. Bu da senin hakkın. Her şey hazır mı? Dikkat et, arkadan vuracaksın. Mutlaka kaçarken vurulmuş olmalı. O zaman kimse bir şey söyleyemez. Generalin kızı seni kaçırmak için tertibat aldı. Birazdan kurtulacaksın. Kimseye görünmeden benim odama çık. Orada bir zabit elbisesi bulacaksın. Onu giyip dışarı çıkarsın. Suzi nerede? Sual soracak vaziyette değilsin. Birazdan nöbetçiler gelecek. Hadi durma. Hadi kaçarken beni buraya kilitleyeceksin.
Anladın mı? Bırak o tabancayı. Deli! Bırak o silahı! Bırak diyorum! Kemal! Kemal bırak o silahı! Aşağıdaki hücredeler. Hadi aç kapıları. Eli silah tutan 5-6 erkek istiyorum. Kimsin sen arkadaş? Mustafa Kemal'in adamlarından biri. Bu akşam kurşuna dizileceğim. Mutlaka kaçmam lazım. Ne yapmamızı istiyorsun? Kapıları zorlayıp dışarı çıkacağız. İçinizde vatan uğruna çarpışacak erkek yok mu? Telefon ettiğimden kuvveti göndersinler.
sevgilim. Bu mektubu sana zindan müdürü verecek. Kendisine güvenebilirsin. Sana kaçmak için bütün kolaylığı gösterecek. Kurtulur kurtulmaz aşağıda gösterdiğim adrese gel. Seninle bu gece 10'da orada buluşalım. Senin peşinden istediğin yere gitmeye karar verdim. Kemal, ben senin ayrılmaz bir parçanım. Cezası ise sizin takdirinize kalmış mesele. Kimdir diğer hain? Kızınız Suzi. Zindan müdürü. Allah'ım, memleketime, aileme karşı işlediğim günahtan dolayı beni affet.
kalbimin ve vicdanımın sesini dinledim. Ya Rabbi, sevgili Meryem anamız, sevdiğim adama sen yardım et. Onu tehlikelerden koru, bana bağışla. Amin. Duanı bitirdin mi? Baba. Vatana ihanet edenlerin cezasını bilirsin değil mi? Pişman değilim. Ve hiçbir şeyden korkmuyorum. Onu sevdim. Ölünceye kadar seveceğim. Ne yapacaksan yap baba. Senin peşinde istediğin yere gitmeye karar verdim Kemal. Ben senin ayrılmaz bir parçanım sevgilim. Alo. Alo. Albayım sen misin? Buyurun. Ben albay. Ben kor general. İkinci hainin cezasını bizzat verdim. Şimdi içeride son nefesini veriyor. Suzi. Evet Suzi. Biricik kızım Suzi'yi kendi elimle vurdum. Nasıl? Memnun musun? Alo. Kor general. Karşınızdaki albayınız değil. Ben Kemal. İngiliz Kemal. Şu anda hapishane tamamıyla elimizde. Birazdan buradan kurtulacağız. Birbirimizin düşmanıyız general. Fakat ikimiz de vatanımız için çarpışıyoruz. Şu anda sizinle düşman olarak değil, bir insan olarak konuşuyorum. Bana aynı insani hislerle cevap vermeyecek misiniz? Evet. Sizden rica ediyorum. Kızınızın yanına gidin ve Kemal'in kendisini sevdiğini söyle. Onu sevdim. Ve ebediyen de seveceğim. Allah'a ısmarladık. Ölüyorum. Kemal. Kemal ne oldu? Kemal'le telefonda konuştum. Seni sevdiğini ve daima seveceğini söyledi. Beni aldatmıyorsunuz ya. Yemin ederim ki doğru. Kemal kaçtı, kurtuldu. Allah'ım, çok şükür. Ölüyorum baba, ölüyorum. Affet beni kızım, affet beni! Asker ve kumandan olarak bunu yapmaya mecburdum! Türk'ün evlatları bir gün küfreyerek nehirler, dağlar aşarak Allah Allah nidalarıyla hücuma geçtiler. Zira o zaferler kartalı kendilerine, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir emrini vermişti. Mustafa Kemal orduları piyadesi, süvarisi, topçusuyla her cephede bir tığ gibi Akdeniz'e doğru akıyordu. Tozu duvara katarak ilerleyen atlıların Allah Allah diye süngü hücumuna geçen piyadenin ve bütün ordunun kalbinde İzmir bir kol, bir alev gibi yanıyordu. Artık ufukta istikrar güneşi doğmaya ve ağ sancağımız tekrar vatan evlatlarının elinde dalgalanmak üzere kalelerimize çekilmeye başlamıştı. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! Olsun sana dökülen kanlarımın hepsi helal! Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi hilal! Hakkıdır hür yaşamış bayrağın hürriyet! Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal! Nihayet 9 Eylül sabahı İzmir'le Kadife Kale'nin burçlarına çekilen al sancak kucaklaştılar.
ordu Mustafa Kemal Paşa'nın emrini yerine getirmişti. İzmir sokakları, meydanları ve semaatı, yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa! İsmin yazılacak mücevher taşa marşıyla çınlıyordu. Zafer kazanılmıştı. Hey bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdad dinerek götü opar canlı değer. Bütün bu mücadelelerin sonunda dünya milletleri sulh ve sükun içinde yaşamanın dünya sulhunu tehdit edecek herhangi bir kuvvete karşı müttehit ve kuvvetli bir cephe kurmanın zaruretini anladılar. Dünyanın hür ve insanlık idealine inanmış milletleri birleştiler. Bugün yurdumuzda dalgalanan NATO ve onu çevreleyen muhtelif milletlerin bayrakları arasında bir zamanlar karşı karşıya harp ettiğimiz ulusların da bayrakları vardı. Fakat artık o günler ebediyen geri gelmemek üzere tarihe karışmıştır. Türkiye aynı insanlık idealine inanan komşuları ve dostlarıyla artık dosttur. Ve ebediyen dost yaşamaya azimlidir.